Emre Kongar, 26 Eylül 2021 Cumhuriyet. Bu hafta Selahattin Demirtaş kararı bekleniyor. Anayasamıza göre Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİM kararlarına uymak zorundadır. Uymazsa mahkeme Türkiye'yi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni şikayet eder ve komite Türkiye hakkında son aşaması konsey üyeliğinden çıkarmak olan bir dizi yaptırım uygular. Ayim Demirtaş ve Kavala davalarında verdiği kararlara uymadığı için Türkiye'yi Bakanlar Komitesi'ne şikayet etti. Bakanlar Komitesi Demirtaş'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye önce 22 Haziran'a kadar süre vermişti. Fakat Türkiye bir eylem planı sunmayınca bu süre 30 Eylül'e uzatıldı. Süre önümüzdeki Perşembe günü bitiyor. Konu çok güncel olduğu için bugünkü yazımı Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerine ayırdım. Geçen haftaki yazım üzerine emekli büyükelçi Süha Umar deneyimlerini aktardığı bir mektup yolladı. Konu hakkında çok önemli tarihsel bilgiler içeren ve bugünkü durumun eskiyle karşılaştırmalı olarak ne kadar vahim olduğunu anlatan bu mektubu aşağıda yayınlıyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye Demirtaş ve Kavala hakkındaki ahim kararlarını yerine getirmesi için süre vermesi, bildiğim kadarıyla bugüne kadar başka bir örneği bulunmayan ve ciddi gelişmelere yol açabilecek bir karar. Avrupa Konseyi statüsünün üçüncü maddesi, üye devletlerin hukukun üstünlüğü ve hükümranlıkları altında bulunan her bireyin insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmaları ilkelerini kabul etmelerini şart koşar. 7. madde üye devletlere istedikleri zaman konseyden çekilme hakkı tanır. 8. madde ise Bakanlar Komitesi'nin statünün üçüncü maddesini ciddi biçimde ihlal eden bir üyenin temsilini askıya alma ve 7. madde çerçevesinde konseyden çekilmesini önerme, üye ülke çekilmediği takdirde söz konusu devleti konseyden çıkarma yetkisine sahip olduğunu hükme bağlar. Bakanlar Komitesi'nin aldığı karar bu sürecin başlatılabileceğini işaret etmektedir böyle bir sürecin Türkiye açısından sonuçları sadece Avrupa Konseyi ile sınırlı kalmaz. Türkiye’nin batı ile ilişkilerinde, siyasi, ekonomik ve sosyal ciddi sorunlara yol açar. Türkiye 1949 yılından beri kurucu üye olarak kabul edildiği Avrupa Konseyi için böyle bir kararla ilk kez karşılaşmaktadır. Durumun ciddiyetini hatta vahametini vurgulamak açısından aşağıdaki iki örnek çok çarpıcıdır. Avrupa Konseyi'ne üye bir devletin karşılaşabileceği en vahim durum ülke yönetiminin darbeyle el değiştirmesidir. Bu halde o ülkenin Konsey üyeliği neredeyse otomatik olarak sona erdirilir. Nitekim Yunanistan albaylar darbesi üzerine Konsey'den çıkarılmıştır. 1980 askeri darbesi sonrasında ise üstelik Türk parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden çıkarılmış olmalarına karşın Türkiye'nin konsey üyeliği devam etmiş, demokrasiye dönmesi için bir süre de belirlenmemiştir. Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından insan haklarını ihlal ettiği sabıyla iki kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edilmiştir. Birinci ve ikinci Kıbrıs Rum müracaatları. Bu başvurular Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmış, mahkeme Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu karar, Bakanlar Konseyi'ne geldiğinde ise konseye gerekli olan 3'te 2 çoğunlukla aldığı kararında AYM raporunu not etmekle yetinmiş, bir yaptırım olarak öngörülen AYM raporunu açıklar, publishes the report ifadesini de AYM raporunu kamuoyuna duyurur, makes the report public. İkinci cümlenin Türkçe çevirisi benim, biçiminde yazarak yaptırım olmaktan çıkarmıştır. 1978-1983 yılları arasında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Müsteşarı olarak bizzat içinde yaşadığım bu iki olaya ve Bakanlar Komitesi'nin o dönemki tutumuna bakarak Türkiye'nin bugün geldiği yerden bunun sonucu olarak karşı karşıya bulunduğumuz durumdan üzüntü, bunun olası sonuçlarındansa endişe duyuyorum. Değerli Büyükelçi Süha Umar, geçmişten verdiği örneklerle Avrupa Konseyi'nin çok daha vahim olaylar, durumlar ve davalar karşısında bile Türkiye'ye bugün davrandığından daha müsamahalı davrandığını belirtiyor ve bugün gelinen noktada duyduğu kaygıları dile getiriyor. Değerli okurlarım, iktidarın ideolojik saplantıları ve beceriksizlikleri yüzünden sergilediği iç ve dış politikadaki yanlış tutum ve davranışlar Türkiye'ye komşuları ve müttefikleri nezdinde sürekli olarak zemin kaybettiriyor. Son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden sonra belirginleşen soğukluğa ek olarak Avrupa ile yaşanacak yeni bir kriz, ekonomik ve toplumsal büyük maliyetler ödeyerek sığınmacılar konusunda elde ettiği pazarlık gücüne karşın Türkiye'yi sadece siyasal olarak değil, zaten karşı karşıya olduğu buhranı daha da artıracağı için ekonomik olarak da çok zor durumda bırakabilir. İnsan ülkesinin düştüğü bu duruma aynen Süha Umar gibi gerçekten çok üzülüyor ve olası sonuçlarından da çok kaygılanıyor. Dilerim iktidar yeni sorunlar yaratacak, maliyetleri çok yüksek olan akıl dışı çılgınca çözümler aramaz. Emre Kongar